Devam ediyoruz sevgili seyirciler. Şimdi hemen bir şey soracağım. Geçen hafta pazartesi gecesi Türkiye'nin gündemine düşen bir maç vardı. Doğru mu? Evet, doğru. Hatası oldu, Alanya olmadı. Taş el değiştirdi, değiştirmedi. Penaltı oldu, olmadı. VAR hakemi ne yapar? Bakıldı, edildi. Güzel. Maçın hakemi kimdi? Halis Özkahya. Çok güzel. Yani geçen pazartesi gecesi Alanya'da oynanan Alanya Fenerbahçe maçının hakemi Halis Özkahya. Doğru. Doğru mu? Doğru. VAR hakemi kimdi? Suat Arslanbuha. Peki. Bu gece ortadaki hakem kim? Suat Arslanbuha. VAR hakemi kim? Halis Özkahya. Aa, tam zıt, tam şimdi, ters gelmişler. Şimdi sevmediğim tipte tesadüfler bunlar. Sevmediğim tipte. Hiç sevmediğim tipte. Şimdi buradan ne çıktı? Sinan, bu adamlar geçen sene, Sinan, geçen hafta. Sinan'a bak şaşırdı. Halis Özkahya ve VAR hakemi Suat Arslanbuha. Suat Arslanbuha. Öyle güzel maçlar yönetmişler ki. MHK demiş ki çocuklar gelin. Ödüllendirdiler. Ödüllendiriyorum sizi. Yer değiştirin. Suat sen ortaya geç sahaya. Halis Özkaya sen VAR'ın başına geç. Neden ödüllendirdi hocam? Şunu da söyleyeyim. O çok konuşulan yani pozisyon için. Kolladı. Yani kolladı değil. Anlamaya çalışıyor. Beşiktaş'ı kollamaya gelen hakem. Evet. Kafadan Burak Yılmaz'a, santrafora, stopere şöyle yaptı diye falan sarı kartla başlamaz. Daha maçın 4. dakikasında. Bakalım. O oyunun gidişatından kontrolünü kaybetti. Zaten yeteneksiz de bir hakem kendini kaybetti. Ben başka bir konuya gireceğim. Yine sen hakemlere gidersiniz. Şimdi sevgili Beşiktaş taraftarı. Hepiniz Beşiktaşlısın. Çok seviyorsunuz Beşiktaş'ı. Ya arkadaşlar. Beşiktaş takımı atağa kalkıyor. Yönetim istifa ediyor. Ya arkadaşlar. Beşiktaş'a bir maçı kazandırın. Takım bir oynasın. Takım 5 dakika daha belki oynasa belki maçı 2-1 falan yapacak. Ya bir yani takımı bir ateşleyin ya, orası sizin kendi eviniz, stadınız, mabetiniz. Vodafone orası, orada Beşiktaş bu maçı kazanabilirdi. Çünkü Başakşehir takımı, geçen seneki Başakşehir falan değil. Tamamıyla konsantresi düşmüş, son derece yavaşlamış bir takım. Şimdi yanlış değişiklikler yapan bir Okan Buruk da var kardeşimiz de. Yanlış da oyuncu değişiklikleri de yaptı. Şimdi tam böyle oyun istediğin gibi gelmiş. Ama bir bakıyorsun Beşiktaş taraftarı. Arkadaşlar, Beşiktaş'ı seviyorsanız 90. dakikaya kadar takımınızı destekleyin. Ondan sonra kime istifa ediyorsanız diyebilirsiniz. Abdullah Avcı'ya hiçbir günahı yok. Abdullah Avcı'yı herkes istiyordu. Beşiktaş'ı tercih etti. Abdullah Avcı kötü bir teknik direktör değil. Ne yapsın bu kadroyu? Ama kadro kalitesi çok. Bak şurada eleştirebilirsiniz belki transferlerle ilgili. Hocam iyi transferlerdi belki, belki erken daha. Ama Abdullah Avcı'ya siz Beşiktaş'lıysanız Abdullah Avcı'yı destekleyin. Gelelim Fikret Orman konusuna. Fikret Orman da 3 sene daha bu yönetimde. Bu başkan. Yani ne yapacak? Kongreye mi gidecek? Beşiktaş'ta yani başkanlık mı değişecek? Ne olacak? Sonra bir sene daha gidecek. Yapmayın. Eğer Beşiktaş'ınızı düşünüyorsanız, eğer Beşiktaş'ı seviyorsanız Abdullah Hoca'yı ve takımınızı sonuna kadar destekleyin. Kaybederse ondan sonra en normal aklınızda protestonuzu yapın ama Beşiktaş takımı Allah'tan ki bütün stat uymadı. Bir bölüm yaptı. O bölümden sonra hani devam ettirmediler. Ama ne olur lütfen Beşiktaş'a sahip çıkın. Beşiktaş taraf. Bak Beşiktaş'ın sahibi taraftardır. Beşiktaş taraftardır. Beşiktaş'ınıza sahip çıkın. Başkanların falan bunlar yönetimlerin kulübü değildir. Ama bu seneniz boşa gider sevgili Beşiktaşlar. Yapmayın. Fikret Orman'a seversiniz sevmezsiniz. İki tane şampiyon yapmıştır. Statlı yapmıştır bu şey. Ama taraftar tepkisi vardır. Olabilir. Belki sonuçlarla düzelir ama siz desteklerseniz bu takım düzlüğe çıkacaktır. Onun için benden size tavsiye Abdullah Hoca'yı eğer Beşiktaş'ta seviyorsan Abdullah Hoca'yı da destekleyin. Buyurun hocam. Bir şey gösterebilir miyim? Arda'nın bir pozisyonu vardı Başakşehir Spor'da oynarken. Yan hakeme yine geldi böyle bir itme. Göstereyim sana Ertem. Abdülkadir abi gösterirsen kaburgası falan kırılır. Hastayım bugün biraz rahatsız. Aynısı değil belki. Yani kalkabiliyor musun? Aynısı değil Ümit ya. Şimdi Arda geldi bağıra bağıra. Yan hakeme itti. Kaç maç ceza yedi? Şuradan falan tuttu böyle. Tuttu, itti. Yakayı tamam. Falan tutuyor Ümit. Tuttu tamam. Kaç maç ceza yedi? 11 maç değil mi? 11 mi? Daha 11, 12 sonra 8'e indi diye hatırlıyorum. Evet, öyle 8 mi yedi? Ağır bir ceza yedi. Ama hocam orada bir de gırtlağa yapışma falan da vardı böyle. Ama ne olursa olsun bu oyuncu da en şunu yaptı mı? Yaptı. Öyle elle vurdu. Hocam, koluna vurdu. Şunu yaptı mı? Şunu yaptı mı? Evet. Bence, bir şey söyleyeyim. Bak biz şimdi bu sene Avrupa Kupalarında maçlarında oynadığımızda hakemler geldi. Konuşma yaptılar bize. Dediler ki sadece tek dil konuşulur. Hakeme temas kesinlikle yasak. Talimat gelen maç öncesi geliyor. Hakem soyunma odasında bunları anlatıyor. Evet. Diyor ki tek dil. İngilizce. Kendi dilini bile konuşamazsın hakemle diyor. Yani evet, evet, uyu evet. Muyular yok yani.
Yani tek dil konuşuyorsun ve tamamen temas yasak diyor. Ümitçiğim. Arda'ya 16 maçtan 11'e indi. Arda'nın 16 ikisi, maç verilmişti. 11'e inmişti. Şimdi tabii. Bak. Ama buradaki şey pozisyon diyor, 11 maç versinler demiyor. 11 maç versin demedim Sinan abi. Bu en azından kırmızı versin. Bak şimdi bu. Ya, bak bir şey söyleyeceğim. Şimdi bence sen, mesela hiç takım en iyi futbolcusu. Sen hakemsin. Sen hakemsin değil mi? Sen hakemsin. Bana doğru gel şöyle. Bana doğru gel. Sen bana geliyorsun. Evet. Hayır hayır. Elinle geliyorsun. Elin burada senin. Tamam, sen bana geçiyorum. Ellerinle geliyor. Yani ellerinle. Hocam, sen bana. Ya. Ben hakemim. Ben sana böyle geliyorum hakemken. Adem de oradan şey yapmış. Gayri ihtiyar, anladın mı? Doğru mu? Yanlış. Eline şöyle yapıyor. Ama Arda'nınkisi farklı bir reaksiyon tamam. Var. Ama temas. Ha, burada. Hakeme temas tamam, bak, ve say. Ya bence küçük düşürüyor hakemi. Ziyade, hakemi küçük düşürüyor. Şimdi burada dönüp arkasını. Bak dönüp arkasını. Dönüp çağırıyor. Hakem diyor ki oradan Adem'e. Çağır buradan. Adem oradan dönüp de arkası. Ha hocam pardon falan dese. Ama onu yapıyor böyle. Belki onu bile göstermeyecek. Hala böyle yapıyor. Hala, yani aynı hareket hala, değil. Hala bakın yapıyor. Arkadaşlar hareketin. Bakın hareketin şiddetli olduğunu. Sarı, kırmızı, her türlü veriyor. Ne sarısı ya, dalga mı geçiyorsunuz ha? Beyler? Ben hocam, sana sordum hocam. Hocam sarı da verebilir, kırmızı da verebilir. Şu an, ne bak, yapayım sende? Adamı mı öldüreceksin ya sende ne? Müsaade. Beşiktaş'ın canını müsaade, almaya geldin müsaade. Ya müsaade. Arkadaşlar işinize gelince, işinize gelince. Bırak Beşiktaş'ın bazı oyuncuları. Daha ne yapacağız yani? Bir dakika. Nezarethaneye mi açacağız? Müsaade edin. Laiç'in yaptığı şu hareket, kırmızının, yani sarı filan diyen adamla ben. Yine konuşma. Hayır, lafım yok bir futbolcu açısından. Hep hakemlikte hata yapabilirsiniz, insanız, penaltıyı yanlış görür. Ama her kim ki hakemlik onurunu, şahsiyetini ayaklar altına düşürüyor. Hiç bu pozisyona sarı verildiğini görmedin mi daha önce? Ben bu pozisyonu bir de oyuncunun elini öpen hakem gördüm. Hay hay. Evet, bu size. Şimdi bak senin olay yanlış. Hadi dinle hocam. Yıllar önce. Sen bu hareketlere. Önce. Hayır çok geçmişte. Ha. Şu hareketlere benzer böyle hakeme çok böyle. Gördüm. Yapıyorlar. Çok gördüm. Çok gördüm. Ulan niye büyütüyorsunuz? Hatalı. Adem Laiç sonuna kadar hatalı. Hayır. Adem Laiç'te hiçbir hata yok çocuklar. Hocam, hep yürüt yapıyor. Hep. Bir dakika. Adem Laiç'i. Adem Laiç'i atmayan hakem. Hatalı diyemem. Hakemlik onurunu ayaklar altına atmıştır. Bakın söylüyorum. Adem hatalı. Bülent Yıldırım denen hakemi hayatımda hiç tanımam. Serkan Çınar'ı hayatımda hiç tanımam. Ama bu adamlar geçen sene Serkan Çınar tamam. Galatasaray lehine hakem hataları yaptı diye bu adamların ikisinin de hocam, hayatları bitti. Müsaade edin. Tamam. Hayatları ama bitti. Ayrı tutalım. Bülent Yıldırım için ayrı tutuyorum. Olabilir. Ay, Serkan ama Serkan okay. Çınar'ın ki hakem hatası tamam. Falan değil, değil hocam. Doğru. O başka bir şey. Aynı şimdi fikir beni konuşturma. Aynı fikir o başka değil. Bir şey. Dağılmasın hocam. Bir anlatsın. Aynı fikir. Hocam. Tamam. Aynı fikirdeysen güzel. Eğer Merkez Hakem Komitesi Bülent Yıldırım'ı doğru Serkan kenara alıyor. 11 Eylül'dür. Türk hakemliğinin 11 Eylül'ü geçen sene Rize Galatasaray maçında yaşandı. Buna lafım yok. Bülent Yıldırım özelinde. Yılların FIFA hakemini, bu kadar hizmet etmiş adamı, kafasını kopartıyorsa, bugün kendisini bir dövmeyen, suratına tükürmediği kalan, Laiç'i sahada tutan, kasten, son adamdan Douglas'ı atmayan, var çağrılmayan, vara gitmeyen, kurnazlık yapıp Palas Pandras maçı bitiren, Suat Aslanboğa, bundan sonra hakemlik yaparsa, Bülent Yıldırım'ın günahı hepsinin üzerindedir. Ya bakın tekrar söylüyorum. Bakmayın maş bir bitti de Başakşehir eh diyor, Beşiktaş diyor falan yok. Bu gece çok büyük bir skandal yaşandı. Bunların hiçbirisi hakem hatası değil. Ya dünyada kadına sorun teyzeme 80 yaşında. Evet. Hakeme bu hareketi yapan adamı ne yaparsınız diye. Oyundan atarsın. Amerika'da falan. Aslında kanunla Türk polisine falan şöyle elini sür. Gözaltına alınırsın. Amerika'da kelepçe takar. Yara yatırırlar. Kelepçeyi takar. Siyahı polis bir şey götürür. Bir dakika. Ya ne diyorum size? Hı. Ama ne olacak? İt ürüyecek, kervan yürüyecek. Ve Fikret Orman'a bir şey söylüyorum. Abdullah Avcı'ya bir şey söylüyorum. Geçen sene ortalığı yaktınız. Şimdi çık. Ne için yaktınız? Aha. Abdullah Avcı hakem hatalı dedi. Döndü Fatih Terim'e daldı. Haklı olduğu taraflar da yok demiyorum. Tamam. Fikret Orman bazen hakemlere sahip çıktı. Bazen bizi boğmaya gelmiş dedi. Ben ne bu diyecek akşam... Abdullah Avcı ne diyecek hocam? Hakemle ilgili? Ona yakışanı yapacak. Neyim ne mesela? Eğer bu akşam hakem olmasaydı ben belki de... Ha, kim hangi antrenör bunu söyledi bu zamana kadar? Ya o zaman bir dakika. Ya bırak hocam bu zamana kadar... Amaç 5-5 önce kollayın. Kollayın. Bunu bana kollayın. Kollama yok. Kollayın abi. Hayır hocam. Bu zamana kadar bunu evet. Söyleyen bana bir teknik direktör... Ya biz bugün hakem olmasaydı evet. Yanmıştık falan diyen bir teknik direktör bana söyle. Ben geleceğim seni elini öpeceğim. Hadi bana bir tane göster. Peki sana sorayım o zaman. Abdullah Avcı'yı geç. Buyur. Bu gece. Buyur, Beşiktaş söyle. Bir puanı. Evet. Kötü oynadı şu oynadı. Tamam. Hakemlerin müthiş kıyağı.
kastiği kıya demeyelim de müthiş kıya sayesinde kazandı mı? Hocam bir şey söyleyeceğim. Daha söyleyeyim mi? Bir şey söyleyeceğim. Önümüzdeki hafta Beşiktaş kimle oynuyor? Trabzon. Bunu Trabzon. Müsaade edin. Abi beni konuşmanı kesmeyin. Hocam neyse kesmeyin. Bir saattir konuşuyorsun. Sana soruyorum o zaman. Daha çok güzel konuşuyorsunuz, tamam mı? Sana soruyorum. Devam sana edin. Soruyorum. Evet devam. Ben şunu istiyorum. İkili ben konuşun. Oh, burada Beşiktaş olduğu vakit allemle, kullemle, hakemle, oyuncuyla yumuşatarak iki ileri bir geri Ertem'le Sinan durumu toparlamaya çalışıyor. Şimdi sana Türk milleti adına net soruyorum Sinan Engin. Evet. Sen milli seviyede bir futbolcusun. Ertem. Ertem sen milli seviyede bak. Bir spikersin. Bu işler Rüştücüm senin her tarafını öperim demeye benzemez. Şimdi size soruyorum ikinize. İkinize. Ertem Şener'le Sinan Engin. Hocam 15 dakikada anladığınızı soruyorum biliyor musun? Bu gece hakem birazcık hakem olsaydı. Tamam. Beşiktaş ne olurdu? Evet. Soru 1. A. Puan alırdı. B. Tamam. Yenilirdi. Cevap. Söyleyeyim ben sana hocam. Bak üniversite hakem, hocam hakem biraz hakem olsaydı bir şey söyleyeceğim. Şurada Douglas'ı oyundan atardı. Laiç'i? Efendim? Hocam Laiç'in bakın. Laiç'i de atardı. Sinan abicim bir saniye. Ahmet Hoca kitabı orta sayfadan açtı. Dur. 44. dakikaya kadar Başakşehir'den iki tane oyuncu atılırdı. Geldi, kim atılırdı? Geleceğim oraya. 44. Dur, dakikaya dur, kadar Başakşehir'den iki tane oyuncu atardı hocam. Hocam kim, dur. Kim abi kim atılırdı? Başakşehir'den kim hocam? Evet. 44'te, kim atılıyor? 44'te kim bu pozisyon oldu. 45'te. O da Başakşehir'den de. Onları hiç söylemiyorsun. Bir dakika Onurcuğum bir ricam var. Müsaade eder misiniz? İçeride mümkünse bir tane da. Bana böyle işte baba, kızarmış bir tane kaz getirin. Bize kızarmış kaz getirin. Ben bunu çevireyim. Kaz çevirme. Başakşehir'den de oyuncu atılması gerekirdi. Bak çeviriyorum. Bir şey söyleyeceğim. Başakşehir'den de bak bir. Şimdi 10 kişi kalabilirdi Beşiktaş. 10 kişi belki daha farklı oynayabilirdi ayrı bir şey. Kaz çevriliyor. Ayrı. Çevirme değil. 2 kişi. Şimdi bir dakika 10 kişi Beşiktaş çok yenmiştir en üst adında. Çok yenmiştir. Olabilir. 10 kişi. 10 kişi hayır. Sen şimdi buna, şimdi buna diyemeyiz. Hayır, buna hakem kıya diyemezsin. Beşiktaş'tan oyuncu atıldı, Douglas atıldı, yerine başka bir hamle yaparsın falan 10-11 kazanabilirsin bu ayıp. Göztepe 10 kişi. Ondan evvel de sen maça iyi bir bak. İyi bir bak. Evet. Başakşehir'de oyuncu atılıyor mu atılmıyor mu? En az bir tane Başakşehir'den oyuncu atılması lazımdı. Kim bir şey söyle. Kim? Bak şimdi. Kim? Sen abi kim soruyorum? Başak'taki maçı soruyorum. Bir dakika. Bir dakika. Ne güzel tartışıyorsun. Ben bir şey söyleyebilir miyim? Tarafsız olarak sizin tarafsız mı? Ne Ahmet Hoca'dan tarafayım, ne Sinan'dan tarafayım, ne Ertem'den. Hocam söylediklerinin altına harfiyen imzamı atıyorum kararlar konusunda. Yalnız Ertem'in söylediği şeyde bir kısmı doğru. O dakikaya kadar Başakşehir'den oyuncu falan atılmaz Ertem. Bir tane oyuncu var. Yok atılmaz. Abartırım, anlaşılmak ama, için ya. Sen bir tane var mı orada? Hayır şunu söyleyeyim. Tam atılmaz yani oyuncu atılmaz. Fakat şunu söyleyebilirsiniz ben söylüyorum açık. O dakikaya kadar hakem bütün ikili mücadelelerde takdir hakkını Başakşehir'den kullanarak Beşiktaş taraftarını çıldırttı. Maçın evet. Başında ve sonra da takımın, koptu adama atamadı. Bak takımın dengesini bunu, bozdu. Bunu objektif Burak, söylemem Burak lazım. Burak'ı sindirdi. Burak'ı sindirdi. Kafadan sarı kartı çekerek Burak'ı sindirdi. Aynı tabii şekilde. Olara katılırım Ertem. Aynı şekilde. Sinan abi şuna katılıyor musun? 44 dakika boyunca yönetimle uğraşan taraftar dinle. Hakemi yani serbest bıraktı sahada. Bakın buna hakem de bundan güç aldı. Bizim Beşiktaş'la uğraştı. Bizim Burak Yılmaz penaltı atıyor. Ya sevgili Beşiktaş taraftarı Fikret Orman istifa diyorsunuz. Ya Beşiktaş'ın sahibi Fikret Orman falan değil. Beştaş'ın sahibi sizsiniz. Penaltı kullanmadan 10-15 saniye önce. Falan yapmayın. Maçın sonunda 93 dakikada biter. O statta oturun isterseniz Akaretler Kulüp binasına gidin. Ne istiyorsan protesto yapın. Ha yapın demiyorum. Ama yapmak istiyorsanız en doğal hakkınızdır. Ben bunu engelleyemem ama yapmayın. Bak nasıl Burak konuyu? Penaltı atarken, Burak penaltı atarken Fikret Orman istifa ediyor. Allem seyirciye getiriyorsunuz. Fikret Orman'ı getiriyorsunuz. Hocam, ona götürüyorsunuz. Suat Aslanbağ çok kötü bir hakem. Kötü bir teknik olarak çok kötü futbolu bilmiyor. Çok kötü maç yönetti. Hem fikrim Beşiktaş 10 kişi kalmalıydı. Haklısın. 9. Daha ne diyeceğim hocam? 9. Hocam bak dokuz. Adem Laiç'in pozisyonu farklı. Laiç. Hocam bak Adem Laiç'in pozisyonunda hakem geliyor. Bak hocam kırmızı verebilir. Verebilir kırmızı vermeyen hakem adam değildir. Hayır, hakem değildir ya. Bu kadar Adem söylüyorum Laiç'in ya. Hakem geliyor, yok hakem, gelen bir şey var hakem ya. Hakem Adem Laiç'in göğsüne bakın elleri ne? O fotoğrafı bulun. O fotoğrafı bulun arkadaşlar. Önce hakem giriyor şeye tak, çarpıyor. Çocuğa tak, çarpıyor. Tak, Adem'e çarpıyor. Tak, yap, tak. Evet çak. Kalk abi. Hocam kendimi fare gibi hissediyorum. Ben pozisyonda kobay gibiyim aynı. Evet, tanıştırayım. Yani. Tanıştır hocam. Hakem Suat Aslan. Hakem koşarken. Evet. Ben de bir gün böyle koşarken. Şöyle itti çocuğum. Bir dakika abi ben de koşarken bugün aniden böyle döndüm. Bir maçtı. Zidane yok mu Zidane? Zidane evet. Ona dirsek vurdum. Zidane. Biri böyle yaptı. Sorry dedim. Bu insani çarpma. Evet. Ama koşarken şimdi sen hakemsin. Koşuyorum. Çarptın. Evet. Pardon.
Burada problem yok. Yok. Ya dedim. Şimdi bir dakika. Bak bu nedir biliyor musun? Laiş'in yaptığı hareket bu. Arası yok bir de yumruk attı ya. Ya gösterin bir kere bunu yaptı. Yok canım bir de yumruk attı. Sinan'ın da var. Allah Allah. Yok kafa da attı biliyor musun? Hayır. Ertem. Bak abiciğim. Gel bana hakem elimle burada. Hadi öpün beni. Ellerim burada. Evet. Ellerim burada. Şöyle yapıyorum. Ya. Gidiyorum. Evet abi daha ne? Yok kafa attı bir de. Hocam bak müdafaa etmiyorum. Kırmızı da verebilir. Verebildiği kırmızı vermiyor. Ama bakayım, bir şey söyleyeceğim. Bir şey başka gelip de bakın. Bakın. Şöyle gelip de Adem buradan gelip de hakeme böyle saldırmıyor. Saldırsa. Ya alıp böyle sürüyorsa bir de şey yapsın ne bileyim. Dursun gel. Erdem gel. Soyun kuzu çevirme hocam. Evet. Böyle şöyle yapıp gidiyor. Tamam kırmızı. Ayağın alışsın kırmızı tamam. Peki Laiş'le Douglas kırmızı olsaydı hocam, Trabzon hakem, maçında oynarlar mıydı? Hocam hakem. Yok. Hocam bir dakika Laiç zaten hakem, cezalı duruma ceza düştü hocam. Hakem kırmızı hocam sarı olmasa diyorum evet. Hakemin elleri çocuğun omuzunda. Çocuk da gayri ihtiyar itiyor. Yapmaması gayri lazım. Gayri ihtiyar itmiyor. Hadi lan oradan gidiyor. Der gibi itiyor. Yapmayın hadi oradan ya. Diyorsun. Hakemin yaptığı bir şey yok ki ya. Niye oradan? Ya beyin spor. Hocam sen neyin peşindesiniz? Hocam. Neyin peşindesiniz? Verin şu görüntüleri vatan için, millet için, parasız. Hocam niye versin sana adam bir görüntüyü? Ver de gösterelim bak bakalım ya, Laiç hakemi. Hocam ben sana gösteriyorum görüntüyü. Efendim? Sen ben gerizekalı mıyım görüyorum ya görüntüyü. Ben sana görüntüyü gösteriyorum anlamak istemiyorsun. Adem Laiç'in üstüne hakem geliyor itiyor. Hayır ha, doğru ben özür diliyorum. Herkes özür diliyorum Laiç'in yaptığı hareket kırmızı değil sarı değil hatta bir de Laiç'e. Ya yine Nobel aynı. Nobel futbol aynı, barış ödülü verelim bana sonuçta. Allah'ım ya. Ya hocam barış ödülü çok büyütüyorsun. Barış ödülü kaldırır mısın? Ben Adem'i Laiç'i. Adem demeyin. Laiç abi Laiç. Karıştırıyorum Adem büyük de karıştırıyorum. Adem denilmesini istiyor çocuk. Müslüman Adem çocuk. Bu akşam hakemi madem etti. Müslüman tamam. Çocuk Adem denilmesini hocam, istiyor. Hocam ben yanlış söylüyorum. Ben... Senin yıllardır özlediğin iki tane çok sevdiğin maman geliyor şu anda. Neymiş hocam. Bu be? Bunlarla besleniyorsun ya hocam. Ben Sinan... Arkadaş gibi. Ben Sinan Engin'i objektif getir buluyorum. Kardeşim. Yalnız Ertem'i objektif bulmuyorum. Ertem hala... Onlardan da atam atılmalıydı diyor. Şimdi bir dakika ne bu? Hayır ya ben abartıyorum orada tabii ki. Anladım. Nasıl? Peki bana bunları niye getirdin? Hocam belki özlemişsindir diye böyle. Sen bugüne... Özlediğim tenini... O şarkı var. Hocam sen bugün hocam, ama... Şimdi şarkıyı boş ver ne olur. Bugün hakikaten şimdi, kırmızıyı özlemişsin. Abi ne atıyorsun? Sürekli herkese atıyorsun hocam. Neredeyse bir bize... Laiç'i nasıl atacaksın biliyor musun? Evet. Bir de ritüelle atacaksın. Nasıl atılır çok ritüelle? Ha, göstereyim mi? Göster. Ben... Şimdi ben yine Adem'le işmiyorum. Kim olsun? Kalk. Şimdiki hakemler kırmızıyı burada tutuyorlar. Evet. Bayağı burada. Evet. Fark etmeyen nerede tutarsan tut. Şimdi sen Laiç olsana Laiç. Hocam neresinde tutacağım? Karta yer bulamadım. Hocam ritüelle adam atmak ne demek? Birazdan göstereceğim. Evet. Ritüelle adam atmayı ben sen Laiç olsana. Laiç oldum. Pardon dedim. Böyle. Evet. Böyle yaptım tamam mı? Pis gittin. Böyle yaptım gidiyorum tamam. Hocam. Şimdi bak şunu yapmak büyük terbiyesizliktir. Kartı çekip ya zaten yumruğu yersin. Çünkü herif de dağılmış durumda. Böyle yapacaksın. Gidecek önce. Tamam gidiyorum. Gittim. O giderken... Gittim. Diyor ki hasar tespit yapıyor. Ne yiyeceğim bakayım diyor bu futbolcu çok kurnazdı. Gittin mi? Gittim. 3 saniye beklerim. Bak, tamam. Yerimdeyim böyle. Yerindeyim. Git. Git abi de git. Gittim. Gitti mi? Gittim. Dıt dedim. Dıt. Döndüm. Aa bakışlarına bak. Sakın buraya gel deme. Köpeği çağırır gibi. Aslan bunu diyemeyeceksin hakem olarak. Tamam. Öyle yapacaksın. Çağırır gibi yapacaksın. 1-2 adım kendin gideceksin bu mesele. Çok güzel. Tamam ben de döndüm. Böyle yapıyorum. Ne oldu diyor. Türk müsün? Türk'üm. Sakin ol dedim. Sakin. Gel. Sakin. Böyle eğer Laiç misin? İngilizce dersin. Evet. Tamam. Slow dersin. Bir şey dersin. Ya biraz da tranquil dersin. İspanyolca falan. Sonra. Bak. Sakın şunu hocam başka konu uzak mı ya? Adem Laiç tamam. Toparlayın Adem Laiç'i. Adem Laiç bir refleks yanlış bir hareket yapmıştır. Bir dakika. Sarı, kırmızı da görmelidir. Sinancığım. Sarı, bir dakika. Bakın sarı gösterdi, kırmızı da görmeliydi. Hata yapmıştır. Beşiktaş'ta büyük bir disiplinsizlik vardır, ciddiyetsizlik vardır. Son derece kendini attırmak için yapmış olduğu bir saygısızca bir hareket vardır. Ama dediğim gibi istese pozisyonu kurtarabilirdi. Suat Aslanboğa düşündü. Bak çünkü Suat Aslanboğa buna davetiye çıkardı. Suat Aslanboğa göğsünü tutuyor. Adem Laiç'i böyle yapıyor. Adem de böyle yapıyor. Doğru mu? Hatalı. Yanlış. Saygısızlık. Terbiyesizlik yapmış oldu. Ama yine söylüyorum. Sarıya çok fazla demiyorum. Kırmızı da gösterirdim. Gösteririm.
bu davranış yapan adamı, bu sorumuzu yapan adamı kırmızı gösteririm. Yorumlarınızı Sinan abiye Instagram hesabı geliyor. Sinan abinin Instagram adresi ama geliyor. Ama ötekini affetmem Ertem. Sinan Engin gizli değil. Açacak. Ötekini affetmem Ertem. Sinan Engin'in Instagram adresi Sinan Engin. Douglas'ı affetmem. Douglas'ı affetmezsin. Ben Douglas konusunda. Douglas kesin kırmızı kart. Bakın Douglas'ı diyelim ki göremedin. Diyelim ki göremedin. Gideceksin VAR'a. VAR'a gideceksin. Tabii. Bakacaksın. Düt diyeceksin. Herkes Halit çağıracaksın. Göstereceksin. Geçmiş olsun. Sinan abi. VAR'a gitmemekse Allah cezanızı vermesin. Çocuklar sizler benim bitirdi. Kardeşimsiniz. Benim Instagram bakın, adresim Ertem Şener. Laiç'in yaptığı, Suat'a yaptığı hareketi bugün görüyorum da. Allah hiçbir hakemi sevgili Fatih Bulut böyle bir duruma düşürmesin. Allah belanı vermesin. Tövbe, Suat tövbe. Değil mi hocam ya? Adama. Allah belanı vermesin. Vermesin olsun. Versin yine belanı almayalım. Allah belanı vermesin. Vermesin. Kimsenin vermesin. Belki çok iyi çocuksun. Belki kötü insansın bilmiyorum ama. Şu bak 50 tane yanlış penaltı ver. Şu Laiç'in yaptığı hareketi yalayıp yuttun ya. Yaladığını yuttun hocam yaşı. Siz eski hakemler bu konularda çok titiz abi, dünya ya. Ben bir şey diyorum. Dünyanın çok, her yerinde çok hakem hata yapar. Hocam hata bir şey söyleyeceğim. He? Yani Laiç'i çok uzatmadık mı? Laiç'i değil. Ben Douglas kesin kırmızı kart diyoruz. Abi hala ne söylüyorsun? Canımız bağlı. Kesin kırmızı kart. Bir şey söyledim. Suat'tan bu hayatın hatasını yapmıştır. Başını yemiştir. Laiç'in suçu yok ki. Laiç'in ne suçu var hocam? Yok tabii ki suçu. Laiç'e bir şey demiyorum. Laiç'e bir şey demiyorum. Laiç'e bir şey dedim yok ki hocam. Olmaz olur mu Laiç'e suçu ya? Bu hareketi yapmamalı suçlu değil ya. Ona bir şey demiyor. Laiç'e suçu yok. Laiç'i orada tutan hakem ne kabar. Bu hareketi yapan. Ben böyle bir hakem bulsam neler yaparım? Bu hareketi yapan. Formasına, arkadaşlarına saygısı olmayan, kendisini attırmak için bu hareketi yapan bilgisiz adama suçu yok denir mi ya? Olur mu öyle şey ya? Burada. Dingo'nun adamı mı orası ya? Bir dakika, Allah'ın adaletine inanır mısınız? İnanmayan taş olur. Kafir olur. Herkesin bir adaleti ama Allah'ın adaleti şaşmaz. Buraya kadar doğru sormana gerek var mı? Bir dakika. İçimizde dini bilgisi en yüksek şey. Estağfurullah. Allah'ın adaletinden sorulur. Ve herkesin bir adaleti şaşmaz. Hiç şimdi. Merkez Hakem Komitesi ağır gider yapıyor. İlle de gideri lafla yapmaz. Gideri kime yaptı biliyor musunuz bu maçta? Fenerbahçe'ye yaptı. Gider yaptı. Kim? Bak şimdi hepiniz burada çok zekisiniz. Bir daha söyle. Bir daha söyle. Anlamadım. Bir daha aslında söyle. Bu maç Suat Aslanboğa içeriye VAR odasına Halis'i vermekle geçen hafta Halis sahada, Suat içerideydi. Bu hafta Suat sahada, Halis içeride. Bu ne demek biliyor musun? Fener. Haybe'ye itiraz etme. Haybe'ye itiraz ve etme. Siz kimsiniz? Biz ne dersek olur. Biz MHK'yiz. İlle de gider. Sizin itiraz ettiğin maçın iki hakemine bak. Ben Beşiktaş maçı veriyorum. Türkiye'nin en zor maçları. Başakşehir Beşiktaş. Veriyorum. Ama Allah diyor ki. Bravo hocam. Allah diyor ki. Allah'ın hesabı çok net. Allah kararı vermiş. Öyle mi diyor? Haksızlık yaparsanız elinizi ayağınıza dolaştırırım. Sonra kır saçlı. Bir eski hakem der ki. Sen oluyorsun o. Evet. Organize iş yapıyorsunuz. İşte Fenerbahçe ağır gider yapayım diyen Merkez Hakem Komitesi Allah'ın tokadını bu akşam yedi. Hocam, hadi şimdi daha sonra taslan boya yiyoruz ama. Hocam sen Türkiye'nin evet. Türkiye'nin en iyi. Çok güzel yorum yaptın. 28 hakeminden biri. En iyi iki hakeminden bir tanesi. 28 diyor. Peki hakemlerin bir futbolcunun göğsünde ellerini koyma diye bir yetkisi var mıdır? Hayır işte. Göğüse bak Allah aşkınıza. Allah aşkınıza. Çok fazla Adem bak hocam bak. Adem'le ya şimdi Adem mi kurtardı operasyonu başladı? Adem'le sütten çıkmış ak kışık değil. He. Onu kenara koydum cebe. Ama ben bir şeyi savunuyorum. Ümit'im dedi ya Arda'nın pozisyonu hani farklı. O farklı bir şey. Adem ya kardeş Onurcuğum şu Suat'ın Adem'le için göğsüne eller olan fotoğrafı bulsanız güzel kardeşim. Ölleri niye koyuyor? Çarpmamak için koyuyor. Tabii çarpıştılar. Ve Allah Allah. Geç bu tarafa diyor. Hayır. Öyle bir itme olursun. Göğsünü çarpışırsın. Doğru söylüyor. Bir itti ki Suat Aslanboğa yuvarlandı kapalıya doğru gitti. Ne yaptı çocuk? Şöyle yaptı. Arkadaşlar bakın. Bu forma hakem, Laiç olmasaydı başka bir forma rengi olsaydı bu hakem, kırmızı kart görürdü. Hakem bakın. Hakem de biliyor kendinin ne olduğunu. Hata yaptığını Laiç'e göğsünde tutarak sarı gösteriyor. Fazla büyütmeyin. Bakın evet. Kırmızı da gösterebilir. Müdafaa etmiyorum. Ben onun saygısızlığına derim. Ama hangi kuralda kitapçıkta hakemin göğüsleri çarpma değil. Hakemin elleri Laiç'in göğsünde. Ya abi bu ne anlama geldi? Niye göğüse koyuyor? Üç nedeni vardır. Niye ya koyuyor? Tacizcidir. Ya bir dakika abi. İhtimal. İki. Bir dakika müsaade et. Ya çarpmamak için yapıyor. Ya da şu var. Tacizcidir. Sakin ol. Bazen futbolcu yok. Ella sakin ol da diyebilirsin. Evet tabii ki. Şöyle.
Hatta ben çok yapmışımdır. Böyle ufak tefek genç olmayı yanaklarında tutup oğlum sakin ol demişimdir. Ufacık tamam, hocam. Benden ben köreze yani. Bir yapmış şey yaparım böyle. Hocam hakem Suat'a, hakem Suat neden futbolcuyla çarpışıyor? Bir şey söyleyeyim mi? Allah çarpışırsın ya. Bir şey söyleyebilir miyim? Göğüs eline. Abi koşarken çarpışırsın hocam. Bir şey söyleyeyim. Koca statta mı? Bu ülke, bir şey bu ülkede yalnız anlamayı. O Hacı denen adam. Çocuk da çekil kenara. Hacı denen adam. Erol Ersoy'un suratına tükürürken. Tekmeyi atarken de o hakemler Türk hakemliğinin ayaklarını altına aldılar. Çok eski hocam. Ben istemiyorum aynıca. Ya hata yap, penaltıdır. Bu ne ya? Bu ne ya? Utanmalı insanlar ya. Tamam, bu konuyu değiştirelim. Peki çok uzatıyorum. Beni konuşturmayın hocam zaten. Kardeşim. Şimdi o hologramlı görüntüyü bir alabilir miyim? Abi yalnız bir şey söyleyeceğim. Buyurun arkadaşlar. Evet. Buyurun arkadaşlar. Ne var abi bunda? Al bizi. Kaldır bizi. Tek kalem yap o görüntüyü. Evet. Yap abicim görüntüyü. Bu çocuk da çekil kenara diyor. Ne yapıyor? Yumruk mu atmış? Tekme mi atıyor? Bakın bir şey söyleyeyim. Yaptığı saygısızlıktır. Sinan buyurun abi, arkadaşlar. Sinan abi ya. Evet abi. Sinan ya. Sinan ya. Abi ya. Gerçekten mi ya Sinan abi? Ya Demet ya. Bırak Allah aşkına. Abi, ne ya Sinan abi. Bırak bu işleri. Ben öyle gaza gelmem. Ben burada bir pozisyonu ben teknik olarak mantıklı olarak bakıyorum. Adem Leic'in pozisyonunda hakem böyle yapıyor da çekil. Bakın arkadaşlar yine anlayalım. Şimdi doğru müsaade edin. Doğru anlatıyorum bakın. Doğru anlatıyorum. Leic hatalıdır. Hakem böyle de yapsa, hakem onun gırtlağını da sıksa hakeme bunu yapamazsın. Gel, yaptığı için hatalıdır ama arkadaşlar şu İspanya'da Cristiano Ronaldo hakemin de karnına ellerini koymada hakkı yok yani. Çarpışmış da bilmem neymiş de falan filanmış da. Geçeceğim bunları. Bunu veremeyiz hocam. Ya, veremezsin. Cristiano Ronaldo hakemi şöyle arkadan itiyor. Hakem ve kırmızı kart. 5 maç. Hangi maçta? Juventus formasıyla. Ne zaman oluyor bu iş? Yeni daha geçen sene. Sene olmuştur ya da geçen sene. O pozisyona iyi bakın ama lafı öyle şey değil abi. Al Çınar'a göster. Her neyse hocam çok farklı uzadı. Farklı bir şey var. Tamam önemli değil ya. Ben geçtim. Bir şey var orada. Tamam. Ertem bu konuyu çok uzattık. Boş ver gel. Bir dakika dur. Bir kırmızı kart. Hocam kırmızıdan sonra yapıyor. Bir dakika yapmayın. Tamam. Kırmızıdan sonra 5 maç. Bir tepki var. Arkadaş yapmayın. Bakın bir reaksiyon var. Hani bu nasıl? Adam kırmızıyı görür. Hala protestosuna devam eder ya. O kırmızıdan sonra yapmayın. Aynı peki, şey değil. Tamam değiştirin. Karıştırmayalım. Tamam değiştirin. Yapmayın. Sinan bu konu yapmayın. Çok uzadı. Şimdi, evet bu konu uzadı biraz. Şimdi evet, dikkatli ekrana bakmanızı rica ediyorum yorumcularımdan. Evet. Dikkatli ekrana bakmasını rica ediyorum. Müziği yükselt. Bakın arkamızda kimler var. Ah, ne zaman geldi bu adam? Stüdyomuzda geldi. Kimler var? Yükseltin sesi. Hocam bir kalkın. Fatih Terim, Sayın Fatih Terim ve Sayın Ali Koç stüdyodalar. Hocam hayır, gitme. Hayır gitmeyin. Hocam hayır otur. Hocam, merhaba hocam, hayır gitme hocam. Bırak niye? Merhaba deme hocam hayır. Hocam gelsin. Yanına doğru gel. Hocam gelsin. Hocam yapmayın ya. Niye ya? Ya hayır gitme. Aa, Ali Koç ve Fatih Terim stüdyomuzdalar. Hoş geldin. Başkan. Ver müziği yüksel. Sevgili başkan hoş geldin. Hocam hoş geldin. Nasılsın hocam iyi misin? Yüksel. Sinan'ım tanıştırayım. Sen değil hocam Fatih Hoca. Bir de biliyorum Sinan'ım tanıştırayım. Fatih Hoca. İmparator Fatih Terim. Hocam Fatih Hoca ile Ali Koç'u şu an Ertem'cim barıştırıyoruz. Beyler. Fatih Hoca ile Ali Koç şu an peki. Beyaz futbolda barışıyorlar. Pardon derin futbolda büyük gece. Ali Koç'la evet. Fatih Terim'i barıştırıyoruz. Hocam. Estağfurullah. Sinan sen bu yeraltı alemini benden iyi bilirsin. Racon kes barışacaklar beyler. Önce ben bir girizgah yapayım. Hocam biraz yana gel. Biraz yana gel. Hayır öteki tarafa. Hayır öbür tarafa hocam. Tamam ha doğru biraz görüyorum. Biraz daha gel. Biraz daha şimdi gel bak. Tamam. Arkadaşlar. Sevgili başkan. Hoş. Bir dakika. Sevgili başkan. Ha, sen raconu bu kes. Bu demeçleri artık bu söylemleri. Barışıyor diye yazalım sevgili arkadaşlar. Sevgili başkan bu demeçleri bu söylemleri artık bırakalım. Artık siz futbolda kucaklayıcı, futbolda tamamıyla bir abi rolü üstlenmenizi şu ortamlarda daha yumuşak, daha yapıcı demeçler vermenizi sizden istirham ediyorum sevgili başkan. Çünkü siz Türk futbolu için çok önemlisiniz. Bak hoca. Ciddi. Hocam sağına soluna elleme hocanın ya. Bu ülke Allah, sana. Hocaya dokunma. Sana hoca sevmez ona dokunma. Ciddi ciddi konuşma. Tartışmasız Türkiye'nin gelmiş geçmiş en büyük hocasısın. Bak ciddi. Galatasaray'ın efsanesisin. Ama artık bırak bu kabadayılık işlerini. Ya, çünkü her kabadayılık yapışında en son cezan hariç orada hakkın yendi. Ama daha önce gerçekten sütten çıkmış ak kaşık dilsin. Dikkatli ol. Takımının sana ihtiyacı var. Bak bir kenara gidiyorsun. Leventler bu işi pek beceremiyor. Şu bitirimliği falan bırak. Artık genç çocuk falan değilsin. Yaşımız geldi Kemal'e. O eski bitirimli kabadayılık günleri geride kaldı. Bir Ali de, Bey siz de lütfen hocam Sinan raconu kes de hocam bir de biliyorsun hocam bir de biliyorsun
çok önemli bir bu hafta bir derbi var sevgili başkan. Sevgili hocam, bu hafta çok önemli. Sizden çok yapıcı, taraftarı infiale sürükleyici değil, taraftarı yatıştırıcı dostluk içinde bir söylemler bekliyoruz, röportajlar bekliyoruz. Muhtemelen bilmiyorum, belki ceza alacaksınız, maça gider misiniz bilmem ama giderseniz sevgili Fatih hocam, siz de Mustafa Cengiz başkana söyleyin, çiçeklerle karşılasınlar başkan artık. Bunlar bir an evvel bu dostluk rüzgarları başlasın değil mi hocam? Şimdi tebrik ediyorum. Artık müthiş hani racon, müthiş güzel keyifli. Beyler, ben son bir şey söylüyorum. Beyler, akıllı olun. Türk futboluna lazımsınız. Türk futboluna huzura ihtiyacı var, akıllı olun. Hadi. Bu teşekkür ederim Sinan'cığım. Reklam mı? Bir şey söyleyeceğim. Bir dakika, bir şey söyleyeceğim. Devam. Biz daha ne yapalım? Bir şey söyleyeceğim. Şimdi burada... Çok iyi ya. Şu an bir tarafta kulüp başkanı var. Ama yapıcı konuştuk Ümit, kabul et. Evet, İyi konuştuk. Muhteşemdiniz abi. Hayır, yapıcı konuştuk yani. Tabii. Çok güzel. Fatih Hoca benden yaşça büyük. Benim evimizden küçük. Hoca sana doğru yürüyor, farkında mısın? Orada. Ertem Bey. Kendi ölüyü yürüyor. Çok güzel yapmışsın. Gözümüze mi dikti şimdi Fatih Hoca? Hakikaten gösteri de muhteşem. Sana doğru yürüyor. Ama bir tarafta kulüp başkanı, diğer tarafta teknik direktör. Fatih Hoca niye başkanla muhatap olsun? Ya oraya Cengiz'i koyacaksın ya da buraya Ersun Hoca'yı koyacaksın. Ha, o başka. Öyle olmaz. O başka. Ya çok güzel oldu. Galatasaray'ın başkanı Fatih Hoca değil ki. Belki her şeyi yönetiyor olabilir ama başkanı değil. O zaman buraya Ersun'u yanına koyacaksın. Lafa bak, belki her şeyi yönetebiliyor ama diyor. İşte öyle. Aa Sinan, ne korkunç tuhaf. Twitter'dan şey geliyor. Ne Sinan abi müthiş konuştu, tebrik ediyoruz. Galatasaray, Fenerbahçe. Bakayım. Trabzonspor, Beşiktaş. Yorumcularımız programın sonuna doğru skorlarını verecekler. Yine zaatlarımızın içerisine koyacaklar. Kapalı zarf usulü. Sevgili seyirciler, ihale gibi oldu. YouTube kanalımıza abone olmanızı rica ediyorum sizlerden. Derin Futbol ve Beyaz Futbol YouTube kanallarımıza abone olmanızı sizlerden rica ediyoruz. Sevgili seyirciler, derbiyle ilgili yorumlarınızı, derbiyle ilgili skor tahminlerinizi Beyaz Futbol'da, Derin Futbol'da, YouTube kanallarımızda yorum kısmında yazabilirsiniz. Lütfen sizlerden çok rica ediyorum. Özür dilerim. Teknik bir şey sorabilir miyim? Beyaz Futbol ve Derin Futbol YouTube kanallarında. Sana istediklerini söyleyebilirler mi orada hocam? Bakın. Namusum ve şerefim üzerine söylüyorum. Bu Beyaz Futbol'u çok fazla ana avrat sövmeden ağır eleştiriyor. Tabii hocam. Açın, söyleyin. Yazın. Ben onları okuyorum, biliyor musunuz? Bak diyorum ki mesela Kütahya'dan Ali demiş ki hoca çok çirkin giyiniyorsun. Örneğin. Veya işte İzmir'den Hatice demiş ki hocam Galatasaray'a çok vurmuyor musun gibi. Evet. Onları da okuyorum. Evet. Oradan gelin bana çocuklar. Yürüyün. Yeter ki iyi olun. Yürüyün bana. Şimdi sevgili seyirciler, YouTube kanallarımıza abone oluyorsunuz. Bununla beraber Instagram'da Sinan abi, Sinan Engin. Sinan Engin'i takip edebilirsiniz. Benim Ertem Şener takip edebilirsiniz. Instagram sayfalarımız, stüdyomuzda hepimizin Instagram sayfaları var. Bizleri Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Birazdan arkayı tekrar gösterirsen sevinirim. Ali Koç, Sayın Ali Koç ve Sayın Fatih Terim. Derbi ateşini yakıyoruz. Türkiye'nin merakla beklediği derbiyle ilgili konuşacağız. Hemen reklama gitmemiz lazımmış. Çok kısa bir şey söyleyeceğim. Sevgili Başkan Fikret Orman. Bence şu Kulüpler Birliği'ni falan da bırak abi. Bu Kulüpler Birliği falan filan hikaye. Bunları bırakın, bu Kulüpler Birliği'ni. Bırakın abicim ya. Niye? Reklam. Anladı reklam. O. Reklam.